kolları aşırı kırmayın. Doğru mu? Hangi mücadelede kalırsanız kırın. Kaşlarının teması kolunu çok çektiğinizde gözünüze kadar gelir. Şu açık, yiyin. Kapalı, yanı da değişiyor. Aslında yiyin yankı temsil ediyor. Burada bunu yaparken akışına bırak işi. Şöyle, kendi ekseniyle dönsün bak. Bak. Ama şuraya gitmesin. Taşmasın. Yüz yüze aslında olsun. Center line diyor ya, merkezi hat. Merkezi hattın içinde olsun. Bazı bilinçciler internetlerde, YouTube'larda böyle yapmayabilir. Çok hatalı yapanlar var. YouTube'da gördüğünüz her çalışmayı doğru zannetmeyin. Aynı ile o hatalı çalışmayı taklit edenler var. Bunun doğrusu şu, kolların taşmaması. Zaten mantıken düşün. Adam burada. Senin elin ne arıyor burada? Senin elin burada durduğu zaman adamın eli burada olur. O senin merkezin. Zaten mantıken de anlayabilirsin aslında, çok dikkat etsin. Çok yanlış çalışmalar var. Bunlara dikkat edin. Anlaşıldı mı? Şu, merkezde gelsin. Ve aksın. Kollar aşırı kırılmasın. Aşırı kırılırsa hem fonksiyon uygun olarak yavaşlar hem de aslında silahları sana yaklaşır. Biraz ilerlet. Aşırı da açarsan laps ağrısını çektiği an fırlarsın. Dengeni bozarsın. Çünkü açılmış kolda kuvvet kalmaz. Kaslar ne kadar uzarsa o kadar kasılma özelliğini kaybeder. Çektiği zaman kuvvet yaramaz. Şu aç. Vurulu bulduğunuz açı. Bunu da en doğru aç. Bunu ne fazla yaklaştırın, ne fazla uzaklaştırın. Hemen çok kısa bir deneme yap. Gel. Al şunu. İnsan dolusu. Kolları çok uzak. Çok uzak. Çekil. Kurul. Güç gitti. Hafif kır, şimdi çek, daha güç. Aşırı çek şimdi, kıldı. Şimdi it, hafif edin. Biraz aç, şimdi it. İki aşırı ustanda kaçın. Ne fazla kırın, ne fazla aç. Anlaşıldı mı? Ver beraber, dört dört. Tamam. Kasılamıyor. Fazla açıldığı zaman gene kasılamıyor. Ya da kasılma özelliğini yitiriyor. Daha önce demiştik, kasların enine kesik yüzeyinin genişliği önemli. Boyuna kesik yüzeyinin genişliği önemli. Bu pozisyonda onu kullanabiliyorsun. Boyuna kesik yüzeyi genişlediği zaman güç veremiyorsun. Enine ol. Bunun için de trisepsleri güçlendirmek lazım. Bicepsten daha ziyade. Triceps ve sırt kasları. Dövüşte çok önemli, bir de karın kısmı. Günlük atarken, tekme atarken göğüs kaslarının doğduğu doğru yok. Göğüsün, gövdende daha güçlü olursa olsun. Ayakta tutan bacaklar, bunlar daha güçlü. Yoksa baltayı tersine çevirdiğinde derin üstte kalır. Güçlü bir gövde ama denge olmaz. Bacağı su kurduğunu gitmiyor. Taşıyamaz. Bacaklar öyle olur. Hatta yay gibi. Bunu kese bile yaylanabilmeli, bunlar tutabilmeli. Ama yumrukta yememeli. Çünkü asıl denge beyinde. Beyin sallandı mı, aslında bacaklardan çok kökü yukarıda olduğunu anlarsın. Seni yere bağlayalım, yukarısı olduğunu anlarsın. Neyse, bu anlaşıldı mı? Bu anlaşıldı. Çiğin sağ çalışmalarında aslında buna savun çift. Tek elli olursa daha mı çiğirsin? Tek el, daha mı? Tek. Sevon. Bu çok ilkel bir metod. Yani bunu şimdi bir üçün yıllarda yaptığım bir çalışma. Sonra bu gelişti. Yani trafik de oldu. Sonra sparring. Daha da yedirir. Daha da uzakta. Bunlar da. Thank you.